Merhaba arkadaşlar, Rengahenge hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir bolero oruyoruz. Hem kolay hem de çok şık bir her bedene uygun olarak örebileceğiniz bir bolero arkadaşlar. Detaylı bir şekilde beden nasıl daha küçük veya daha büyük örebileceğinizi videoda anlattım. Ben bu modeli etekli takım olarak ordum arkadaşlar. Eteği de burada. Bu etekte bir önceki paylaşımda anlatmıştım arkadaşlar. Benim gibi takım örmek isteyen arkadaşlar bir önceki paylaşımdan izleyerek etekte örebilirler. Şöyle kolları göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın fırfırlı kol hazırladım ve V yaka model aynı eteğin aynı modelini koydum ve etekle birlikte şöyle bir duruş var arkadaşlar. Kamera bir ton alabilecek mi? Evet arkadaşlar, böyle takım olarak da böyle gözüküyor. Yapacak olan arkadaşlarımı şimdiden kolaylıklar diliyorum. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, bolero için kullandığım iplikler bunlar. Bu bir önceki videoyu izleyen arkadaşlar hatırlarlar bu iplikleri. Tabii bir önceki paylaşımda etek yapmıştık. Onlardan kalan iplikler arkadaşlar. Şöyle yine de o video seyretmemiş olan arkadaşlar için açıklama yapayım. %100 doğal pamuk ip. Ama epey ince bir ip var arkadaşlar böyle ve ona uyumlu olarak etekte bu renkler kullanmıştım. Bu ipler de aynı zamanda yazlık ipler ve ince ipler. Bolero'da da yere geldiğinde belki de renk değişim yapacağım. Hep birlikte örelim bakalım. Şimdi ben zincir çekerek işime başlamıştım ama olur da sıfırdan zincirle beraber başlayan arkadaşlar, çünkü bazen zincir niye göstermediniz diyorlar. Bakın şöyle elimi aldım, şu kısmını bakın küçük kısım üzerine koydum, tutuyorum ve ha tığ numaram da 3 milimin tığ kullandım arkadaşlar. Ben şöyle 5 numara şöyle çok çekmeden şöyle gevşek bir şekilde zincir öreceğiz. Düğümledim ve şöyle zincirlerimizi yapıyoruz. Şimdi ben 5 yaş çocuğu için ördüğüm için şöyle 30 santime yakın bir ayarladım zincirimi. Şöyle baktığı vakit bakın topluyor. Çengeline de taktığı için şöyle yaptığında çok çekmeden ama ölçün 30 santim böyle bir zincir çektim. 30 santim zincirimi ben şöyle şey yaptım, dağılım yaptım arkadaşlar. Şöyle yazarak göstermek istiyorum. Bir de aynı yaş gruptan değil de daha küçük veya daha büyük örmek için arkadaşları nasıl yaka zincirlerden başlayacaklar, ne kadar başlayacaklar, ne kadar santimetre olacak ve nasıl beden uyumu ayarlayabilecekler, onunla ilgili ufakçık bir açıklama yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bizim şöyle şey var arkadaşlar, yanlar omuz ve arka ense kısım var burada, ön kısım yok arkadaşlar. Şimdi 30 santim zincir çektiğimizde şöyle koyulaştırayım bunu, ben bunu santimetre olarak şöyle dağılım yaptım. Şurada ense kısımda 15 santim, burada 7,5, bu tarafı da 7,5 olarak ayarladım. Yani bunlar toplamda 15 oluyor. 15 de bu toplamda da 30 santim etmiş oluyor arkadaşlar zaten. Şimdi bunu nasıl ayarlayacaksınız? Önce zincir çekeceksiniz. Şöyle biraz zincir çektiniz. Benim 16 tane zincirden geldi. Mezuraya koyacaksınız.
ve şöyle ölçeceksiniz. 7. Pardon, şöyle. 7 santimden birazcık bir fazla. Bakın 7,5 santim oldu bu benim. Şimdi burada kaç tane benim zincir geldi? 16 tane. Şimdi 16 tane zinciri art olarak da ense kısmını ilave ettim. Bu oldu. Ense kısımda 16'nı 2'ye katlıyoruz. 32 artı olarak da bu kısımdaki omuzu, yani 7,5 santim ne kadar etti? 16 santim. Şey, pardon, 16 tane zincir eşittir. Bakın 64 arkadaşlar. Ve şimdi benim ipim ince olduğu için sayım bu çıktı. Farklı sayı da çıkabilir ama önemli olan buradaki mezure ölçüdür arkadaşlar. Şimdi burada mantık olarak şöyle, burada 10 tarafı yok, sonradan ekleneceği için. Şimdi biz herhangi bir şey, beden olabilir, çocuk olabilir, yetişkin olabilir, ya da bebek olabilir, fark etmeksizin şöyle mezura ölçümüzü ayarlayabiliriz. Yaka şey boynuna dolayarak şöyle bir bakın, ne kadar genişliğinde şey istersiniz, yaka istersiniz siz, onu ayarlayın kaç santimetre olduğunu. Ondan sonra onu üçe bölün. Mesela burada 15 santim ben şey verdim, ense kısmına 15 santim art, yanlarda şu omuzlara 15 santim verdim ve bir de 10 kısmına da ensenin aynı sayını düşünelim, 15. Şimdi 3'e bölelim o elde ettiğiniz mezura ölçüyü. Bir ön örmediğimiz için o bir sayıyı yok sayalım. Geride kalan elde ettiğimiz iki rakam 15, 15. Bunlardan bir tanesini ense olarak kullanacağız. Diğer bir tanesini de ikiye bölerek şey yapacağız, omuzlar için kullanacağız. Şimdi ben bunu 15'e 2'ye bölerek böyle 7,5 santim yaptım ve omuz olarak ayarladım arkadaşlar bunu. Ölçü almanın, yaka ölçü almanın en pratik yolu budur arkadaşlar. Eğer ki V yaka değil de yuvarlak veya herhangi farklı bir yaka yapıyorsunuz, o zaman da aynı şekilde yapabilirsiniz. 16, 16 ve 32 tane zincirim var. Şimdi buradan ben 16 zincirinden tutuyorum ve 1, 2, 3 zincir yukarıya çıkıyorum. Tığım üzerine ip aldım ve şu tuttuğumuz zinciri battım ve 1, 2, şöyle bir tane daha trabzan ördüm. 2 tane zincir çektim, tığım üzerine ip aldım ve sıradaki zinciri başlıyorum ve trabzanımızı ördüm. Yine aynı şekilde ve sıradaki 15 tane gözlükten zincir üzerinde de her birinde birer tane ikili trabzan ördük ve burada 16. zincir var arkadaşlar. Bunu da işaretini çıkardım ve bir tane burada daha trabzan ördüm. Şimdi bir iki tane zincir çekiyorum. Bu bizim artış noktalarımız, ayarlıyoruz bu birinci sırada. Burada aynı trabzan şey zinciri değil, bir sonraki zincire batıyorum ve şöyle trabzan yapıyorum. Her gözlükte birer tane trabzan yaparak 32 tane trabzanma tamamlayacağım. Evet arkadaşlar, 32 tane trabzan ördüm ve sonra tekrar işaretli noktaya geldim. Burada ben işaret koymuştum. 2 tane zincir çekiyorum ve bakın aynı yere batmıyorum. Bir sonraki trabzana
giriyorum ve buradan ilmek alarak trabzanlarımızı yapıyorum. Her gözlüğe birer tane trabzan yaparak 16. trabzana gelelim arkadaşlar. 15. trabzana pardon gelelim. Ve son zincir kaldı arkadaşlar. Son zincir kala böyle iki tane zincir çekiyorum ve buradaki zincirde ilmek alarak şöyle bir ve iki tane trabzan örüyorum. Çünkü hatırlarsınız diğer tarafa da şu ipliğimizi de alalım. Diğer tarafta da şöyle zincir çekerek yukarıya çıkmıştık. Bakın şuradakini. Ve bakın birinci sırasında şöyle ayrım işlerimizi tamamladık. Bakın burada iki zincir var. Burada var. 2, 3 ve 4. Şimdi buradan 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 ve tığımız üzerine ip alıyoruz. Sıramızı döndürüyoruz ve direkt şu boşluğun içerisinde giriyoruz ve 1 2 ikili trabzan yapıyoruz. 2 tane 1 2 2 tane zincir ve aynı noktada tekrar 2 tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle sutaş işlemimizi yapıyoruz kenarda. Burada ön kenarlarda böyle devam edecek. Daha artış yapmayacağız. Her sutaşın üzerine tekrar sutaş olarak devam edeceğiz. Şimdi her gözlüğe birer tane trabzan yaparak diğer artış noktaya kadar gelelim. Diğer artış noktaya geldim arkadaşlar. Ve burada da bu iki zincirin içerisinden ilmeği alıyorum. Ve bir, iki, bir tane daha ikili trabzan. 2 zincir ve tekrar aynı boşluğun içerisinden ilmek alıyorum. 2 2 olarak boşaltıyorum. Tekrar aynı şekilde aynı boşluğundan ilmeği alıyorum. 2 2 olarak boşaltarak ikili trabzan oluşturuyorum. 4 tane trabzan oldu toplamda. Aralarında da 2 zincir var. Tığım üzerine ip aldım ve sıradaki gözlükten ilmek alarak ikili trabzanları örmeye devam ediyoruz. Şimdi diğer artış noktaya kadar gelelim. Ve sonraki artış noktaya geldim arkadaşlar. Ve burada da ilk olarak aynı boşluktan iki tane trabzan örerek beden artışı yapıyoruz. Bu taraftaki trabzanları bakın bunlar bu tarafa arka bedene bu taraftaki de aynı şekilde. Sonra iki tane zincir çekiyoruz arada ve şu taraftaki omuz kısmındaki kol artışı olacak bu. İki trabzanda kol artış olarak örüyoruz ve sırada gelen trabzanlarımızın her birine olduğu gibi örüyoruz. Her gözlüğe birer tane ilmek alarak buraya kadar gelelim arkadaşlar. Ve son kalan ikili zincir olan boşluğa geldik arkadaşlar. Burada yine iki tane trabzan, iki tane zincir ve tekrar iki tane trabzan olarak örgümüzü öreceğiz ve sıramızı bitireceğiz. Şöyle sıramız bitti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın duruşumuz şu. İkinci sıra bittiğimde artık bizim örebileceğimiz yerlere artış noktaları belli arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Şuradaki artış noktalarda iki trabzan, iki zincir, iki trabzan, iki zincir olarak örüyoruz. Şuradaki trabzanların her birini birer tane trabzan örüyoruz ve aynı şekilde burada da iki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Son geldiğimizde de yine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Dönüşümde göstereceğim nasıl yapacağımızı. Ve burada da aynı şekilde devam ediyoruz ve nereye kadar devam ediyoruz? Kol evini ölçüsümüzü tamamlayana kadar devam edeceğiz bunu büyütmeye. Şöyle şimdi dönüş göstereyim arkadaşlar. Sıra dönüşünü 1 2 3 zincir çekiyoruz ve sıramızı döndürüyoruz ve aynı
Bir aşağıda yaptığımız gibi burada da aynı şekilde su taşımızı örüyoruz. Burada hiç değişiklik yapmıyoruz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Artma falan yok. Bu tarafta örmüyoruz. Çünkü yaka kısmını sonradan devam edeceğiz. Şimdi böyle su taşımızı yaptık. Sırada gelen gözlüklerimizi her birine birer tane örerek örgümüzü devam edeceğiz arkadaşlar. Şuraya kadar örelim. Su taş buradakine de bir kere daha göstereyim. Ve şuradaki artışları yaptıktan sonra arkadaşlar son yere geldim. Son yere bir kere daha göstereyim demiştim. Bakın şuradan bu son kalan iki tane zincirli olan kısma iki tane trabzan yapıyoruz. İki tane zincir çekiyoruz ve tekrar iki tane trabzan yaptıktan sonra 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ve geri dönüş yapıyoruz. Tekrar iki tane trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan. Ve aynı örgüye devam ediyoruz. Sadece artış noktalarda 2 tane trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak ilave ediyoruz. Şimdi ben ölçüyü tamamlayıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben robayı bitirdim ve toplamda buradan buraya kadar 11 sıra ördüm ve santimetre olarak da şöyle buradan buraya ölçtüğü vakit 13 santim olmuş oluyor arkadaşlar. Şuradan şöyle kol evimizin şöyle kısmını yetişkin biri için örüyorsunuz eğer ki bunu daha çok öreceksiniz ve en son olarak beden şeyini buradan ölçeceksiniz. Bakın bu arka kısım enseden buradan buraya ne kadar beden istiyorsak, bakın buraya şunu bakacaksınız. Bakın burada 33 olmuş. Yeterli 5 yaş için. Çünkü bir sıra burada oya yaparken de geçtiği zaman böyle 14 şey 34 olacak tam olarak. Tabii kilolu bebek için yapıyorsunuz. Bunu daha da sayıları artacaksınız. Ve bu kol ayrım yaparken isterseniz burada artış bile yapabilirsiniz. Bedenimiz buradan ayarlanıyor. Yakamız daha önce anlatmıştım. Şimdi daha küçük yaş için yapacak olan arkadaşlar bunu sıra sayısını az yapacaklar. Beden o zaman hem enden kısalmış olur hem de roba yüksekliği az olur. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu standart beden olarak uygun. Ama eğer ki çok zayıf bir çocuksa o zaman ve ipiniz çok kalın ise şöyle de yapabilirsiniz. Beden daha hemen genişlemesini istemiyorsunuz. Eğer ki biz her sırada burada artışlarda iki trabzan, iki zincir, iki trabzan yaptık. O zaman şöyle de yapabilirsiniz. Bir sırada iki trabzan, iki zincir, iki trabzan. Sonraki sırada bir trabzan, iki zincir, bir trabzan. Sonra tekrar iki sıra, iki trabzan, iki zincir, iki trabzan olarak dönüşümlü de yapabilirsiniz. O zaman bedeninin genişlemesini azaltmış olursunuz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi sonraki sıraya artık model koyacağım. Ben burada etekli aynı model koyacağım arkadaşlar. Şuradaki modelimi oraya uygulayacağım. Ve şöyle bu sırada model uygulayarak devam edip hem de kol ayrımını yapacağız arkadaşlar. Bakın şuradan vakit kaybı olmasın diye şöyle şey yaptım arkadaşlar. Modelimiz 5 ve 5'ini katları arkadaşlar. Bu arada şöyle uç zincirle döndüm. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yaptım. Tığım üzerine ip alıyorum ve şimdi model buradan başlayarak devam edeceğim. Ben şimdi saydım. Öyle denk geliyor. Bakın 2 trabzan var burada. Bir tane boş bırakıyorum buradaki trabzanı. Arada bir tane zincir çekiyorum ve bir sonraki sıradaki gözlükten ilmek alarak böyle trabzan örüyorum.
Bizim modelimiz kabartmalı, uç değil arkadaşlar. Hem şöyle model motifler ön tarafa gözüküyor, hem bir arka planda birer motif gibi gözüküyor bittiğinde. Aynen o şekilde ayarlayacağım buraya da. Bakın 4 tane zincir şey trabzan yaptım. 1 2 2 zincir çekiyorum ve tekrar burada 4 tane trabzan örüyorum. Arada bir tane boş bırakıyorum. Bir sonraki trabzanı şuradan bakın şöyle şey yapacağım. Kabartmalı trabzan öreceğim. Bir sıradaki trabzanı da kabartmalı olarak öreceğim. Arada bir zincir çekiyorum ve bir iki ikinci birincisini boş bırakıp ikincisini batıyorum ve şöyle dörtlü trabzan yapacağım. Arada iki zincir ve tekrar dört tane trabzan örüyorum. Arada bir zincir, bir tane trabzan boş bırakıyorum. Bir sonraki trabzanı şöyle kabartmalı trabzan olarak yapacağım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Arada bir zincir boş bırakıp bir sonraki bir gözlük boş bırakıp bir sonraki gözlükte tekrar 4 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. 2 zincir ve tekrar aynı gözlük içerisinde 4 tane trabzan. Bu motifleri koldaki artış noktasına kadar gelelim arkadaşlar. Ondan sonra bir zincir çektim ve bu kısmını birleştireceğiz arkadaşlar. Şu kolumuzun şöyle getiriyorum ve içinden geçirip bir tane daha zincir çekiyorum ve birleştirmiş oluyorum. Ve sonra kalan iki tane trabzanımı örüyorum. Ve böylece bitirmiş oluyorum. Bakın şöyle. Şimdi bizim kol kısım bir tane kolu bitti böyle. Bakın. Şimdi sırt volumuna gideceğiz. Sırt volumda çok fazla böyle fırfır gibi durmaya gerek yok motifini. O nedenle orada bir değişiklik yapacağım. İki zincir, iki tane trabzan burada var. Bundan sonra bir zincir çekiyorum ve alttan bir iki uç. İki tane boş bırakıp üçüncü yeri batıyorum ve şöyle dört tane trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Tekrar dört tane trabzan yapıyorum. Bir zincir ve bir boş bırakıyorduk. Şimdi bir boş bırakmayalım buradaki motifte. Bir iki boş bırakıp üçüncüsüne şöyle trabzanımızı, kabartmalı trabzanımızı yapalım. İki tane yan yana kabartmalı trabzan yaptık. Bir tane zincir. Sonra 1, 2, 3. Üçüncü yere tekrardan batıyorum ve modelimi koyuyorum. Size çok yakın gelirse eğer ki bunu 4 de yapabilirsiniz. 3 tane, üçüncü de değil, dördüncü de batıp modelini yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Bir tane zincir, bir iki uç. Bakın bir iki uç. Üçüncü trabzanı belden doluyorum ve alıyorum.
ikinci yan yana yaptık. Bir zincir. Sonra 1, 2, 3. Üçüncü yere tekrar işlemimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bunu artış noktaya kadar yapalım arkadaşlar. Aynı modele bakın, çok burnu gibi böyle şey olmadı. Fırfır gibi olmadı. Ama yine biraz hafif bolluk olacak arkadaşlar. Model öyle. Evet arkadaşlar, bakın sırt kısmının sonuna geldim. Şurada bakın, bu köşede iki tane kabartmalı trabzan yaptım ve sonda iki tane trabzan var. Bunu bir zincir çekiyorum ve bunları atlayıp şuradaki köşeyi yapıyorum arkadaşlar. Orada motif yapmayacağım. İki zincir, pardon, iki tane trabzan, iki zincir ve tekrar iki tane trabzan yapıyorum. Ve şimdi biz arkadaşlar burada tekrar aynı şekilde kol bölümünü öreceğiz. Bakın buradaki ördüğü gibi ve burada ördükten sonra en son olarak da buraya birleştireceğiz. Şimdi sırt kısmımızı farklı bir şekilde burada biraz değişiklik yaptık ama buradaki modeline aynısını burada uygulayacağız. Burada biz ne yapacak, ne yapmıştık? Şurada bakın iki tane köşedeki trabzan ördükten sonra bir zincir, alttan da bir tane boş bırakmıştık. Aynı şekilde burada da bakın bir tane boş bırakıyoruz ve bir sonrakine 4 tane trabzan örüp 2 zincir çekeceğiz. Tekrar 4 tane trabzan örüyoruz. Bir zincir ve alttan da bunu boş bırakıp bir sonraki trabzanı şöyle kabartmalı trabzan olarak yapıyoruz, iki tane yan yana. Sonra bir zincir, sonra alttan bir tane atlıyoruz, bir sonrakine tekrar aynı şekilde motif örüyoruz ve aynı şekilde devam edip sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Ve arkadaşlar sonuna geldim. Burada sıra sonundayım. Şimdi sıra sonunda şöyle iki tane trabzan şu su taşının içine ördüm. Bir tane zincir çekiyorum ve buradaki motifimi birleştireceğim. Bakın şuradaki su taşını, bakın şu kolunu, buradaki ayrım noktadan bunu içine geçireceğim. Bir zincir çektim. İki tane trabzan daha ördüm arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bizim modelimize bakalım. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Arka beden kolları. Kolları ayırdık zaten. Bakın fırfır gibi oldu. İstediğim gibi. Ve burada da aynı şekilde. Böyle. Şimdi biz burada modelimizi şuradan başlayacağız, düz üst tarafından, şöyle düz tarafından ve şurada ipimizi bağlayarak iki trabzandan başlayalım arkadaşlar. Şu ilmeğimi aldım, şöyle ipimi doladım, bu taraftan bakın bu noktadan en tepe noktasından batıyorum ve bir tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Sonra şu aradan bir tane daha trabzan yapıyorum. Bir tane zincir yaptım ve şu boşluk içerisinden ilmek alıyorum ve 4 tane trabzan yapalım. Evet arkadaşlar, bakın 4 zincir, 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan yaptım ve şuradan bir zincir çekiyorum ama sık bir zincir çekiyorum, bol bırakmıyorum. Şuradaki yere iki tane trabzan örüyorum. Model tamamlamak için bir tane daha zincir çekiyorum ve şu boşluğa geçiyorum arkadaşlar. Bu boşlukta da aynı şekilde 4 tane trabzanımızı örelim.
iki zincir ve dört trabzan. Bir zincir arada ve şuradaki yere bakın, aradaki şu iki trabzanlı yerde birinci trabzanın içine batıyorum ve iki tane trabzan yan yana örüyorum. Şöyle. Sonraki şu su taşının tam orta noktadaki yere batıyorum ve tekrar dört tane trabzan örüyorum arkadaşlar. İki tane zincir ve dört trabzan. Bunu aynı şekilde buraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar, bakın on tarafta şöyle 6 tane motifimiz oldu. 1 2 3 4 5 6. Aralarda şöyle 2 tane zincirleri var. Bu bunların bile halini dönüştürmesini sağlayacak. Şöyle minak minak, böyle hafif, böyle fırfır görünümünü etekle uyumlu olarak yapacak. Eğer ki siz etek yapmayacaksınız, sadece bloru yapacaksınız ve aynı motif koymak istemezsiniz, şu aralardaki iki zincir hiç yapmazsanız, burada da uç trabzan, iki zincir uç trabzanla hiç aralık zincir çekmeksizin buradaki modelde aynı şekilde model yapmaya devam edersiniz. Şu trabzanları yapmazsınız, o zaman düz bir görünüm olur. Böyle fırfırlı bir görünüm olmaz. Şimdi bakın, kolunu birleştirme noktasına geldik. Şimdi arka tarafta daha önce model yapmıştık. Oraya geleceğiz. Şimdi buradaki son şu kısmına su taşının yan taraftaki zinciri modelimize uyguladık. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Tığım üzerine ip alıyorum. Ve bakın burada iki tane trabzan var. Bu tarafta. Sırt tarafındaki başlangıçta. Bunlara kabartmalı trabzan olarak devam edeceğiz. Şimdi on taraflarda birinci sıra model var ama arka tarafta ikinci sıra olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın bir tane zincir çekiyorum ve şimdi modelimizin 1 2, bu iki tane boş bırakıyorum ve üçüncüsüne şöyle arkadan kabartmalı trabzan olarak uygulayacağım şöyle. Sonra sıradakini de şöyle beline doluyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Biraz uzatıp böyle kabartmalı trabzan örüyorum. Şu boşluğun içerisinde de iki tane trabzan örüyorum. İki tane zincir çekiyorum. Tekrar iki tane trabzan örüyorum arkadaşlar. Sonra bu dört tane sıradaki trabzanı, sırada gelen trabzanın bir tanesini böyle arkadan beline dolayarak örüyoruz. Sonra sıradakini de aynı şekilde iki tane trabzan örüyoruz. Diğer iki tane örmüyoruz. Her seferinde öyle yapacağız. Bir tane zincir çekiyorum ve burada trabzanlarımızı tekrar bakın ondan kabartmalı olarak örüyoruz. Bu örnek boyunca öyle devam edecek. Bunların görünüm bu şekilde olacak. Arka sırada tabii farklı şekilde öreceğiz ki böyle olsun diye onu göstereceğim. 1 2 3. Üçüncü trabzanı tekrar alıyorum ve böyle örmeye devam ediyorum. Şimdi bu şekilde sırt kısımdaki bütün motifleri öreceğiz ve buraya geldiğimizde tekrar beraber yapalım buradan buraya geçişi. Bir şey olmasın, soru işaret kalmasın diye buradan böyle beraber dönelim arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna geldim. Şurada bir detay göstereceğim sizlere. Bakın şurada biz şey yapmıştık, kol birleşme yeri. Bakın şurada sonuna doğru geldiğimizde sırt kısımdan şurada kabartmalı iki tane trabzan yapmıştık daha önceki sırada. Ondan sonrasında bir zincir, alttaki iki tane trabzanı bırakmıştık.
boşlukta tekrar koşuya hazırlamıştık. Diğer tarafta da bakın normal şuradan başlamıştık. Şimdi bu sıra yaparken bakın kol birleşme yerinin bu tarafta biliyorsunuz uç zincir çıkıp çekip de bu sıra başlıyorduk. Sıra dönerken o oluyor. O nedenle kayabiliyor. Bakın şuradan biz bu taraftan gelirken böyle kolunu şu kısmı bakın su taşı olan kısmını şu alttaki birleştirme yerini bakalım böyle. Buradan biz tam burada son motif yapmıştık. Sonra bu taraftaki su taşını iki koluna burada kabartmalı trabzan yapıp sonra da buna geçmiştik arkadaşlar. Şimdi bunlar da bu tarafta bu arada 6 tane motifimiz oldu. Alt motifinin aynısı burada yapmamız gerekiyor. Ve bunun için şöyle ayarlayacağız. Bakın. Şurada iki tane son trabzanımızı kabartmalı yaptık. Bir zincir çektim ve burada bunu kapatırken biliyorsunuz burada bir tane trabzan yapmıştık. Şurada şey yapacağız. Bakın şu su taşın bir iki ikinci tam ortadaki trabzanı motif yapacağız. Bakın bir iki dört ve iki tane zincir ve aynı gözlüğün içerisinden ilmek alarak tekrar bir şu ipi de kaybedeyim iki tekrar aynı yerden üç ve dört dört tane trabzanımızı yaptık. Bakın motifimizi. Sonra bir zincir çekiyorum. Tığım üzerine ip alıyorum. Ve bakın bu uç zincirli olan kısım. Burada da aşağıda bir trabzan yapmıştık. Bunlara oraya şöyle iki tane trabzanımızı hani kabartmalı trabzan yapıyoruz ya onu yapalım. Arada bir zincir ve bu zincirli olan kısmı geçtiğimizde yine normal diğer tarafta yaptığımızın işlemini aynısını uygulayacağız. Burada da 4 tane trabzan, 2 zincir, aynı boşluk içerisinde tekrar 4 tane trabzan ve bir zincir ve şöyle şu aradaki yeri tekrar iki tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir şu ve ikinci trabzan şu tepe noktasından batıp yapıyorum ve bu sıramızı bitirmiş oluyoruz. Burada da siz bu sıra örerken ondan kabartmalı trabzan örün arkadaşlar burada ve sonra bittiğinde bu sıra burada bittiğinde bu tarafından arkadan kabartmalı devam edersiniz. Bu sefer de bir sıra önden kabartmalı bir taraf bir sıra da arkadan kabartmalı trabzan olacak arkadaşlar. Ben ipimi buradan kopardım buraya taktım ve şöyle iki başındaki iki tane trabzanı ördüm ondan kabartmalı ve şimdi bir tane aradaki zincirimi çekiyorum ve buradan bakın düz taraftayız 1 2 3 üçüncü trabzanını ondan kabartmalı olarak örüyorum. Aradan ilmek alıp iki tane trabzan örüyorum ve iki tane zincir. Tekrar 2 tane trabzan örüyorum. Şimdi tekrar sıradaki trabzan önden kabartmalı olarak örüyorum. Ve bir zincir
iki tane trabzan ve tekrar bir zincirden sonra 1 2 3. Bu sıramızı artık böyle devam edeceğiz. Aynı şekilde örerek aynı örüntü, artık yerler belli arkadaşlar. Aradaki iki tane trabzan kabartmalı. Bunları da buraya ve bu önceki iki trabzanı da kabartmalı trabzan olarak öreceğiz. Sıramızı sonuna kadar gelelim arkadaşlar ve bir sonraki sıraya geçelim. Ve son noktaya geldim arkadaşlar. Bakın burada iki trabzan var. Bir tanesini kabartmalı yaptım. Diğerini de öyle içinden ilmek alarak bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve işimizi döndürelim şöyle. Ve bakın şimdi ondan kabartmalı yapmayacağız. Çünkü bu taraftan ondan kabartmalı olması gerekiyor. Şöyle zincirli kısım var. Şuradan içinden ilmeğimi alıyorum. Ve burada bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bir tane de üzerine zincir çekiyorum. Sonraki trabzanı şöyle yapıyorum. Ve böylece ondan kabartmalı trabzan olmuş oluyor. Bir tane zincir çektim ve şuradaki 1 2 3 üçüncü trabzanı yine önden kabartmalı yapacağım. Çünkü diğer tarafta bu tersten olmuş olur böylece. Bakın. İki tane normal trabzan yaptım. İki tane zincir. Tekrar aynı boşluktan ilmek alarak iki tane ikili trabzan yan yana yaptım. Ve sıradaki trabzanlara bakın. Bu sıramız ters bu tarafta. Bir zincir ve bakın şu ortadaki ikili trabzanları şöyle yapacağız. Arkadan kabartmalı yapacağız. Bunu da ters soracağız yani. Bir zincir. 1 2 3. Üçüncü trabzanı ve sıradakini. Bu böyle örüntümüzü devam edeceğiz arkadaşlar. Ve şu sadece dikkat etmesi gereken, bunları aynı şekilde yine örüyoruz ama şu iki tane trabzanlara dikkat edeceğiz. Onlara önden kabartmalı yapmayacağız, arkadan kabartmalı yapacağız ki düz tarafta onlar hep önden kabartmalı olarak gözüksün. Evet arkadaşlar, ve son aşamaya geldik. Bakın şu uçları kavuşacak, o zaman işimiz bitecek arkadaşlar ve onun için de bir sıra daha geçeceğim. Ve bu arada ben kol fırfırımı tamamladım. Burada bir kaç işlem yaptım fırfırı böyle olması için. Onu da sizinle paylaşacağım ama önce bu sırayı bitirip burası bitirelim, sonra da kola geçiş yapalım arkadaşlar. Şimdi ben burada kaç sıra ördüm bakın şöyle bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 sıra örduktan sonra 2 sıra pudradan ve 2 sıra da gül kurusundan ördüm. Şimdi bir tane de bir sıra da bundan geçip boya yapacağız. Evet arkadaşlar, bakın buradan bitirmiştim gül kurusunu. İp burada kestim çünkü buradan başlayacağız en tepe noktasında. Ama bu sefer trabzan yapmayacağız arkadaşlar. Sadece bir tane böyle sık iğne yapalım ve tığımız üzerine ip alıp hemen yandaki trabzanı yine kabartmalı trabzan olarak devam edelim. Sadece başlangıçtakini şöyle yapalım. Bu ipimizi de kaybettirelim. Böyle. Şuradakine bir sık iğne, yandakine de bir trabzan. Sonra aradaki bir zincir yapalım. Ve buradaki bakın şu üçüncü trabzanı düz olarak devam edelim. Şöyle
beline uyarak kıvartmalı trabzan iki tane yaptık. Model aynı devam ediyoruz arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. Sadece başlangıçta bu sefer son yeri sık iğne ile başladık. Bakın buradaki iki trabzanın birincisini sık iğne, ikinci trabzanı tam olarak ördük arkadaşlar. Şimdi modelimizi örerek sıra sonuna gelelim. Ve sıra sonuna geldim arkadaşlar. Bu sırayı yaptım ve sıra baş, burası düz taraf arkadaşlar. Bakın son sıra. Şimdi şöyle yakamızın etrafını çevireceğiz ve şöyle devam ederek buraya geleceğiz ve sonra şu üstünde minnak bir şey oya yapacağız arkadaşlar. Şimdi buradan son yeri diğer tarafta da son trabzanın üzerine bir tane sık iğne yapmıştık. Burada da bitirirken sıraya bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bu sık iğnenin üzerine bakın bu şimdi bu tarafa çevireceğiz. Yakamızı etrafına yapacağımız için. Şimdi bir tane zincir örüyorum ve sık iğnenin yaptığımız sık iğnenin bakın şuradan içinden ilmeğimi alıp bir sık iğne yaptım. Sonra diğer yere geçtim. Buradan da bir iki tane sık iğne yaptım. Hemen diğer tarafa geçiyorum. Bir iki. Burada birer tane ikili trabzan var arkadaşlar. Her ikili trabzanın içerisinden ilmek alarak iki tane iki tane sık iğne yaparak devam edelim. Evet arkadaşlar bakın trabzanı sırasında her trabzanın içerisinde iki tane iki tane sık iğne yaptım ve yaka kısmına geldim. Bakın burada başlangıçta iki tane trabzan var ve şurada bir yapmıştık ilk olanı. Bunu ikisini atlıyorum. Şuradaki boşluğun içerisinden ilmeği alıp burada da bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi arkadaşlar buradan her trabzanın arasından birer tane ilmek alarak birer sık iğne yapıyoruz. Ve omuzumuzun diğer artış noktasına geldik arkadaşlar. Bakın bir önceki trabzanın arasında ilmek aldım. Bakın şu artış noktanın arasına hiç batmıyoruz. Hemen bir sonrakini burasını atlıyorum. Bir sonrakini geçiyorum ve toparlıyorum. Sıradakini bir bakın bundan sonrasına geçtikten sonra bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on şöyle kontrol edelim. Evet arkadaşlar arka yakamız çok geniş değil aslında ama yine de bir iki yerden toparlamak istiyorum. Bu omuzlarda mutlaka şu noktaları yapın arkadaşlar çünkü sonra bu güzel durmuyor. Ama yaka genişliği size iyiyse hiç diğer tarafa dokunmayın. Sadece şu taraflarda bunu geçerek devam edin. Ben şimdi burada bir tane daha eksilteceğim. Bakın şimdi 10 tane sık iğne yaptık. 11.sine şuraya atlıyorum. 12.sinden ilmeği aldım. Ve şöyle. Sonra bunu sayıyorum. 1 yani 3 tane eksilteceğim. 2 3 4 5 6 7 8 9 burada bir tane daha şey yapalım çünkü burada da yapacağız. Şunu bir tanesini atlayıp hemen sonrakine sık iğne yapıyorum. Biraz hafif toparlamış olacağız. Zaten baştan da çok geniş bırakmadım yaka arkadaşlar ben. Şimdi giyecek olan kızımız da burada değil. Onun üzerinde ölçüp baksaydım daha net bir şekilde
şey yapacaktım şimdi. Ama benim görüşümü birazcık hafif toparlamış oldum. Bakın şimdi buraya koşuya geldik. Yani aradan iki tane eksiltmiş oldum. Bir buradan, bir buradan. Bunlar zaten yapılacak. Şöyle şunu atlıyorum. Hemen sonrakini geçiyorum. Ve sonra her birinin içerisinden birer tane skin yaparak şuradaki artış noktaya gelelim. Evet arkadaşlar, buradan bakın şu artma noktadan sonra şuradan saydım. Öbür tarafta da buradan diğer şu trabzan yere gelinesi kadar şuraya kadar 15 tane skinimiz var. Burada da bunu atlıyorum. Bu tarafa bir tane skin yapıyorum. Böylece burada da 15 tane skini tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi burada yine şu trabzanlar geldi. Bu trabzanları yine her trabzana iki tane iki tane skine yaparak sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Şuraya kadar gelelim. Ve uç noktaya geldik arkadaşlar. Bakın burada ilk baştaki buradaki skineye şu taraftan batıyorum ve bir tane böyle skinimizi yapıyoruz. Sonra bir zincir o tarafa çekmiştik. Burada da çekip şuradaki tekrar bu skinin üzerinden ilmek alıp şöyle skine yapıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle oya yapacağız. Şimdi oya devam edeceğiz. Çünkü düz taraf burada. Şimdi şöyle bir seçenek var arkadaşlar. Ben eteğinde uçlarında sadece kaydırma tekniğiyle bir kere geçmiştim. Böyle bakın duruş böyle göstermek istiyorum. Fikir olsun size de. Ondan sonra kollarda şu kolda son şeyinde skine yaptım arkadaşlar. Fırfırları da şey yapsın diye. Burada da şimdi skine yapabiliriz. Şu zincirden de yapabiliriz. Zincir çalışması ya da kirpik çalışması da yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi bizde skine ile zincir çalışmamız var. Kirpik nasıl duracağız? Duracak buraya. Bir tanesi ben yapıp bakayım. Ondan sonra devam edelim beraber. Bu arada şurada var olan gözlüklerinden şurada skine yaparak devam edelim biz. Şuradaki zincirden de bir skini alıyorum. Şurada trabzanın tepesinden diğer trabzanın tepesinden her gözlükten birer tane böyle yapalım. Şurada kirpik yapacak şey yapabilirsiniz aslında. Ben bir bakayım. Evet arkadaşlar, kirpik çalışımı da böyle oluyor. Pıtırcık. Şöyle isteyen arkadaşlar bunu yapabilirler. İsteyen dediğim gibi skine yapabilirler ya da kaydırma da yapabilirler. Bütün bir çevrede tamamen seçenek sizin. Zaten kaydırmayla skine biliyorsunuz ilmek kaydırmaya. Şunu da ben göstereyim nasıl yaptığımı. Şimdi ben çocuk için hazırladığım için güzel olur. Ama yetişkin biri için yapıyorsunuz. Fikrimce sadece kaydırma tekniği ya da skine yeterli bence. 1, 2, 3, 3 tane zincir çektim ve buradan bir tane skine yaptım. Tekrar boşluktan ilmek aldım. 1, 2, 3 tane zincir çektim ve bir tane skine yaptım. Sonra tekrar boşluğa attım ve bir skine daha yaptım. 1, 2, 3 ve tekrar tepe noktasından birleştirdim ve buradaki birinci gözlükten ilmek alıp skine yaptım. Sonra her gözlüğe birer tane batarak skine yapmaya devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. Şuradaki bir zincir olan kısmında boşluktan ilmek alıp skine yapıyoruz. Buradaki iki tane trabzanlı tepelerinde de skine yapıyoruz. Tekrar bir zincirli boşluk var. Tekrar skine yapıyoruz.
böyle devam ediyoruz. Eğer ki bu çiçekten yapmayacak olursanız, burada da iki tane ortadaki zincirden sadece skine yaparak devam edersiniz. Şimdi burada ben tekrar aynı şekilde bir önce gösterdiğim gibi devam edeceğim ve sonra kola geçeceğiz arkadaşlar. Bunu ben şuraya kadar yapacağım arkadaşlar. Şurada da skinin üzerine kaydırma ile birleştireceğim. Arkadaşlar, boyayı bitirdim ben şimdi ve şuraya geldim. Başlangıç noktada buradan oyaydı. Şuraya gelip kapattım. Bir son skinin içerisinde kaydırmayla. Şimdi arkadaşlar şöyle bir görüntü var. Burada da bir düğme takabiliriz. İp de yapabiliriz. Hani iki taraftan ip alıp bağlayıp bağ yapabiliriz. Bağcık. Şöyle bir düğme takıp şuradan bakın burada şeyler var zaten. Buradan bu şeysine ya da buradan da küçük bir düğme yapmak isterseniz ilik için yer var arkadaşlar. Hangi düğme isterseniz, nasıl boyutta isterseniz takabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şu kol kısmına geçelim. Kol şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Şuradan eksilterek şu fırfırımızı tamamladık. Üst kesimde daha çok fırfır var. Şimdi buradan başlayacağım. Düz taraf bana bakan taraf ve koltuk alttan başlayacağım arkadaşlar. Bakın koltuk altta şöyle şu su taşların birleştirme noktası var. Buradaki artışların şurada son, bu tarafta da bir artışların son nokta var. Şurada da motifleri var. Şimdi buradan başlayacağız. Ve ipimi alayım. Şuradan şöyle bir ilmek alıyorum. Tığım üzerine ip geçiriyorum. Ve burada bakın iki tane trabzan var. Şurada da trabzanlarımız var. Buradaki bir trabzanı içerisinden ilmeği alıyorum. Şöyle şuradan yapayım. Bir tanesini, herhangi bir tanesini de alabilirsiniz. Fark etmez. Şöyle bir tane trabzan ordum. Sonra tığım üzerine ip aldım. Diğer bakın burada şeyler var. Burada da bu taraftaki trabzanı böyle kabartmalı trabzan gibi yapıp burada da bir tane trabzan orduk. Şöyle bakın. Şuradaki bir trabzan, buradaki de bir trabzan aldık, birleştirdik. Ondan sonra bir tane de zincir çektik. Tığımız üzerine ip alıyoruz ve bakın burada 1, 2, 3 motiflerimizi yapıyoruz. Ondan kabartmalı bir trabzan yapacağız. İkinci ve motifimizi örnek gibi, aynı örneğin daha önce yaptığımız gibi yapacağız arkadaşlar. Bunlara şöyle yapalım. Buraya kadar bu motifine kadar gelelim. Ve arkadaşlar bakın örüntüyü takip ederek bütün motifler üzerine yaptım. Kabartmalı trabzan olarak ördüm. Ve bunlar da 10 kabartmalı düz 10 kabartmalı. Şimdi sıra sonuna geldim. Son motifin üzerine de aynı şekilde ördüm ve bir tane zincir çekip şurada iki tane trabzanla başlamıştık. Bunların orta noktasından alıyorum ve kaydırma ile birleştirerek bir zincir çekip ipimi kesiyorum burada. Şimdi bu ipimi bırakıyorum ve diğer renk ipi geçeceğim. Şöyle
ilmeğimi aldım, tığım üzerine geçirdim ve bu sefer arkadaşlar yine düz taraftan başlayacağız ve şu motifin şurasına elemiyoruz. Şu motifin orta noktasından ilmeği alıyorum ve 1 2 yan yana 2 tane trabzan yapıyoruz. 2 zincirli boşluğun içerisinde. Bakın şöyle. Ve bir tane zincir çekip şurada kabartmalı trabzanlarımız var sırada. Onları örüntüye takip ederek örüyoruz. Ondan kabartmalı olarak bir tane zincir. Bakın bir önceki sırada bu iki tane trabzan ondan kabartmalı yapmıştık. Şimdi 1 2 3 üçüncü trabzanı arkadan tığıma alıyorum ve arkadan kabartmalı olarak devam ediyoruz. Çünkü bir sıra ters bir düz oluyordu. Şimdi aynı uzata örduğum için böyle örmem lazım. Yani dönerek örduğumuz için. Bakın. İki zincir. İki tane trabzan daha. Sıradaki trabzanı arkadan kabartmalı olarak öreceğiz. Şöyle belini dolayacağız. Biraz çekerek uzatacağız ve öreceğiz. Sıradaki trabzan da aynı şekilde ilmeği alıyoruz, biraz çekiyoruz ve ikili trabzan örüyoruz. Böyle uzatarak biraz. Bakın. Ve bir zincir çekip sıradaki kabartmalı trabzanları ondan kabartmalı olarak devam ediyoruz. Bir zincir ve 1 2 3 arkadan kabartmalı. Şimdi burada bir önceki gösterdiğim motifle aynı örüntüyü takip ederek nereye kadar örelim? Şu bu taraftaki buraya kadar gelelim arkadaşlar. Burada da aynı bunun gibi yapacağız çünkü. Bir sıra sonuna geldik arkadaşlar. Bakın son motifte aynı başlangıç gibi şöyle trabzan yaptım. Arada bir tane zincir var ve şu orta motifte de iki tane trabzan var arkadaşlar. Burada bir zincir çekerek ben ipimi kesiyorum. Bitiriyorum buradaki sıramı da. Şöyle bakın başlangıçta da şu motifin buradan başlamıştık. Bitişte de bu motifte aynı şekilde bitirmiş olduk. Şimdi yeni iple bu taraf bize bakan taraf düz taraf arkadaşlar, buna dikkat edelim. Şu atlıyoruz, buradan başlayacağız. Şuradan ilmeğimi aldım, tığım üzerine ip aldım ve buradaki sıradaki ilk motifin orta noktasından ilmek alarak tekrar aynı şekilde iki tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Sonra bir zincir ve buradaki ondan kabartmalı trabzanları tekrar ondan kabartmalı trabzan olarak yapıyorum. Bir zincir ve bakın bir önceki sırada arkadan kabartmalı vardı şunlar. Şimdi de sıradakini ondan kabartmalı olarak öreceğiz. Örüntü aynı örüntü arkadaşlar. Bakın şöyle iki tane trabzan ördüm. Şuradan sıradaki noktadan iki tane trabzan daha ördüm. İki zincir ve aynı boşlukta yan yana iki tane daha trabzan örelim. Sonra sıradaki trabzanı ondan kabartmalı olarak örelim. Hemen yanındaki de aynı şekilde. 4 tane trabzan tamamladık. Bakın 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan, 1 zincir ve yine kabartmalı trabzanlarımızı örerek sıra sonuna gelelim. Bundan sonrasında son sıra geçeceğiz arkadaşlar.
Sıra sonuna geldim. Bakın koltuk alt kısımlardayız. Burası. Bu üst omuz başı olacak. Şimdi burada biz sıramızı bitirdik. Bakın başlangıçtaki buradaki motifte 2 trabzan yapmıştık. Aynı şekilde buradaki son motifte 2 tane trabzan yaptık. Bakın şöyle. Şimdi buradan skine sırası geçeceğiz. Ve ondan sonra bizim kol kısımda bitmiş olacak arkadaşlar. Bakın 2 trabzan yaptım. Şimdi bir zincir çektim ve trabzanı orta noktasından ilmek alarak iskine yaptım. Sonra şu boşluğun içerisinde bir iskine yaptım. Sonra bakın trabzanı tepe noktaları gözüküyor. Bunlardan her birini birer tane iskine yapıyoruz. Hiç atlamadan. Bakın arada zincir var. Zincirden boşluktan ilmek aldık. İskine yaptık. 2 trabzan var. İkisine de iskine yaptık üstte. Bakın arada yine trabzan var. Şu ipimizi de arada alalım. İskine. Şimdi buradaki trabzanların tepe noktasında birer tane iskine yapıp şöyle geçiş sağlayacağız. Burada trabzanın ortasına bir iskine yapalım. Ve şu boşluğa geçelim. Buradan da bir iskine yapalım. Trabzanların tepelerine birer tane iskine yapıp devam ediyoruz. Bu ipi de aldım. Boşluğun içerisinden bir ilmek aldım. Buradaki bunu tek nokta olarak sayıyorum. Buradan da bir tane iskine yapıyorum. Hemen yandakini boşluktan bir iskine, trabzanın tepesinden bir iskine ve buradaki ne kadar gözlükler varsa hepsinden birer tane iskine yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki boşluktan bir tane iskine alıyoruz. Şurada trabzanları var bakın. Trabzanın orta noktasından bir tane iskine alıp hemen başlangıç başından batıyorum ve şuradan bir iskine yapacağım. Hemen yandaki trabzanın tepe noktasından bakın şöyle her noktaya birer tane iskine yaparak devam ediyoruz. Burada da boşluk. Şurada kabartmalı trabzan var. Kabartmalı trabzanların da her birine birer tane iskine yaparak devam ediyoruz. Bakın şuradakiler de. Sonra bakın bu boşluğa geldik. Boşluktan bir kere. Sonra buradaki trabzan var. Trabzanın orta noktasından bir kere. Ve şuradaki baş kısımdan bir tane alıp hemen yandaki trabzana geçiyoruz arkadaşlar. Ve buradaki boşluğa trabzanların tepe noktaları boşluk. Bundan sonrası arkadaşlar şöyle şey geldi. Motifler geldi. Motiflerde bir tane motif göstereyim. Geri kalan kısım aynı olacak. Bu tarafa gösterdiğim gibi diğer tarafta da dönüşte. Bakın ikili trabzan var. Burada da iki tane iskine yapıyoruz. Sonra her bir trabzanın tepe noktasına birer kere batıyoruz ve iskine yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Hiçbir gözünü kaçırmadan hepsini yapıyoruz. Şimdi böyle iskine yaparak devam ediyoruz. Buraya kadar geliyoruz. Bakın. Şuradan başlamıştık iskine yapmaya. Bakın bu tarafı zaten koltuk alt kısmından gelecek kısım olan. Buraya geldiğimizde de burada bir tane kaydırma ile birleştiriyoruz ve bizim kolumuz bitmiş oluyor. Ve arkadaşlar, bolerumuz bitti.
Şimdi dediğim gibi şurada düğme takabilirsiniz. Birkaç iplik birleştirip çok kalın bir tığıyla zincir çeker. En ucunda da birer tane püskül koyup burada bağcık yapabilirsiniz. Püskül yapmaya bilmeyen arkadaşlar kanalımda püskül yapılışı var. Oradan bakabilirsiniz. Hemen şurada yüksekliği ölçüde vermek istiyorum arkadaşlar. Mezura ölçü. Bu kadar ilmekli ve bu kadar siradan sonra bizim şöyle en yüksek yerden en aşağı kadar 26 santim şu motifin ucuna kadar arkadaşlar şöyle 26 santim oldu. Gayet güzel bir ölçü elde ettik arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki paylaşımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.